Amunos dağlarında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan jandarma özel hareket uzman çavuş Hasan Sevinç, Malatya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dün Adana'da düzenlenen uğurlama töreniyle Malatya'ya getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Bindal Mahallesi'ne götürüldü. Evde son kez helali kalınmasının ardından şehit uzman çavuş Hasan Sevinç için bugün öğle namazı sonrası şehir mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Yağmura rağmen yüzlerce vatandaş şehidi son yolculuğuna uğurlamak için törene katılırken, şehidin her şeyden habersiz 3 yaşındaki kızı Asrin Sevinç, brandadan damlayan yağmur taneleriyle oynadı. Babasını 2 yıl önce kaybeden şehidin eşi Seda Sevinç ile annesi Nuriye Sevinç'i tören boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık teselli etti. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri top aracı üzerinde garnizon şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde şehitliğe getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay Hacı Abdi Mahallesi Mutlular Sokak'taki bir sitede yaşandı. Binanın boşluğundan bir ses duyan apartman sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Hüseyin Akkaya'yı buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri muhafaza altına alınırken evde tek yaşayan yaşlı adamın 3. kattaki evinden apartman boşluğuna düştüğü belirlendi. Polis görgü tanıklarının ifadesine başvururken nöbetçi savcılığın olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sabah saatlerinde Malatya Çelikan Karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 02HA065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de kaza yerine gelerek uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaralıların çıkartılmasını sağladı. Sürücü Murat Kaya, Raziye Mecit, Hasan Karakaş, Melike Demet Karakaş ve Mustafa Karakaş ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından şehir mezarlığı mevkiinde 60 dönümlük bir alana güneş enerji santrali kurulacak. Daha önce çöp gaz elektrik santrali Malatya Entegre Çevre Tesisi ve Trambüs Bakım İstasyonu çatısına güneş enerji santralini kurarak çöpten ve güneşten elektrik enerjisi elde eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yıllık 5 milyon kilowatt saatin üzerinde elektrik üretecek güneş enerji santrali kuruyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ihalesi yapılan 3x1150 kilowatt gücündeki santralde yıllık 5 milyon 250 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor. Üretilecek elektrik enerjisinden Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık 2.6 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. Gerçekleştirdiği modern ve sağlam yatırımlarla kısa sürede örnek çalışmaları imza atan Büyükşehir Belediyesi Maske Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi yasası uyarınca sorumluluk alanına giren 13 ilçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Basın mensuplarının katılımıyla Genel Müdür Doktor Özgür Özdemir 2014-2017 yılı değerlendirme sunumunu Maske Genel Müdürlüğü'nün konferans salonunda gerçekleştirerek yeni hizmet binasını ve hangarını tanıttı.
Büyükşehir Belediyesi yasası uyarınca sorumluluk alanının merkezden il sınırlarına kadar genişletildiğini belirten Doktor Özgür Özdemir, Malatya merkez ve 13 ilçemizin modern altyapı çalışmaları devam etmektedir dedi. Basın mensuplarına SCADA sistemi odasını gezdiren Doktor Özdemir, SCADA sistemi hakkında Malatya içme suyunu bilgisayar ortamında adım adım izleyerek online olarak vanaların açılıp kapatılması, depoların kontrolü online olarak yapılıyor. Ayrıca SCADA sistemi ile suyun kayıp kaçak oranını azaltarak daha güçlü altyapı hedefliyoruz dedi. Sunumun ardından MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası basın mensuplarına tanıtıldı. Merkezde yoğun bir nüfusumuz var. Yaklaşık 2 milyon kilometrekare alanda yaşıyorlar. Diğer tarafta 10 milyon kilometrekare ve daha az nüfusumuz var. Ve 5 kilometrekareye düşen insan sayısına bakacak olursanız 312 kişi merkezimizde, 17 kişi de kilometrekare alanlarda oluyor. Dolayısıyla sizin kurum olarak Malatya merkezde diğerlerine vermiş olduğunuz hizmetin kalitesi, maliyeti hepsi birbirinden fark arz ediyor. Burayı anlamak çok önemli. Bizim maliyetlerimizi kontrol edebilmemiz, etkin bir iş üretebilmemiz için bu yapıyı bilmemiz gerekiyor. Şu an baktığımızda 2017 yılı Mart ayı verilerin 277 bin aboneye hizmet ediyoruz. Yaklaşık 240 bin aboneyle başlamıştık. Abone güncellemelerimiz oluyor. Takdir edersiniz ki her ilçeden, her ilçe belediyesinin, belediye belediyesinin kendi anlayışa yapmış olduğu hizmet, kayıtlar, biz onları şu an için tek bir formata getirmeye çalışıyoruz. Sıkata gerek yok. Sıkata çıkalım mı? Malatya'da ikamet eden 45 yaşındaki İbrahim Polat'ın hayatı geçirdiği trafik kazasıyla kabusa döndü. Kaza sonrası iki ayağından olan talihsiz adam şu anda kalçasında oluşan bazı yaralarından kaynaklı kurtlanmalarla baş etmeye çalışıyor. 2010 senesinde trafik kazası geçirdim. Ben daha önce şoförtüm. Adana'da tırlan kamyon kafa kafaya girdik. Ben bir tek hatırladım. Kaza yaptım, hatırlıyorum. Ondan sonra gözüm açtığımda hastanedeydim. Ve hastanede ayağa kalkmak istediğimde baktım, bacaklarım yok. Ondan sonra 115 gün yoğun bakımda kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir yıl sonra ayaklarımda akıntı başladı. Her iki ayağımda akıntı başladı. Gene aynı hastanede Adana Numune Eğitim Araştırma Senesi'nde tekrar yani başvurdum, yani aynı gün yatışımı yaptım. Maksimum 3 ay kadar yattım, akıntılar durdu. Sol ayağımda şu an çok az bir akıntı var, sağ ayağımda oluk oluk akıntı var. Acayip koku, acayip nem, acayip kaşıntı. Şu anda inanır mısınız, ben şu an kutların üzerinde oturuyorum. Nasıl kutların üzerinde oturuyorum? Şu an burası uygun değil. Burası uygun olaydı, eşofmanımı çıkartaydım, altındaki kanyen kutları göreydiniz. Fazla kiloları nedeniyle de zor günler yaşayan Polat, kurtlanma nedeniyle çaldığı tüm kapılardan eli boş döndü. Kalçasındaki bazı yaralarından oluşan kurtlanmalardan kurtulmak isteyen talihsiz adam, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yardım bekliyor. Ay başında 01.05.2017 tarihinde, 01.05.2017 tarihinde Malatya Milletvekilimiz ve aynı zamanda Gümrük Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi'nin cep telefonunu aradım. Sayın Bakanımız dedim, Sayın Bakanımız dedim, böyle böyle dedim, gene mi aynı İbrahim Bey dedi, gene aynı dedim. Tamam İbrahim Bey dedi, danışman nasıl giderim, arayayım dediler, yatışsınlar sizin. Ve 05.05.2017 Cuma günü tarihinde beni bakanlığın hem danışmanı hem sekreterliği aradı. İbrahim Bey hastaneye gelebilirsiniz, bugün gün işleme uğrayın, başhekim sizi bekliyor. Ve telefondan hemen yarım saat sonra çektim, başhekime gittim. Başhekimden bana bir tane hasta yönlendirme verdiler. İki tane plastik doktoruna gittik. Bırakın muayene etmeyi, yaraya bile bakmadılar, bu bizim işimiz diye yediler. En az ben 45 gündür, 45 günden beri hastaneye gidip geliyorum. Yani ben bir yandan kalktım, başbakanla dilekçe yazdım, cumhurbaşkanına dilekçe yazdım, sağlık bakanına dilekçe yazdım. Hem hastaneye şikayetim, hem emyan ağır engelli hakkında yani randevu. Yani bu işlerin buraya kadar gelmesine gerek yok yani. Yani bu işin buraya kadar, bu işler buraya kadar geldikten sonra hastanede yatmışım ne olur, yatmamışım ne olur. Her sağlıklı beden yarın engelli adayıdır. Ben bugün 7 yıldır ayakları kaybetmişim. Yani
Sayın devlet büyüklerimiz sağlamlarını güvenmesinler. Onlar da yarın bir gün bizim durumumuza düşebilirler. Ben rüyamda görsem inanmazdım. Benim devlet yetkililerinden istediğim bir tek şey varsa beni bu kurtarmalardan ve tedaviden kurtarsınlar. Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor bu başarısını düzenlenen kupa töreniyle taçlandırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yapılan kupa törenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnan Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, futbolcular, yönetim ve teknik heyet katıldı. Kupa töreninde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüs ve şehir turu atan sarı siyahlı takım başarısını Malatyalılarla paylaştı. Yaklaşık 45 dakika süren şehir turunun ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan kutlama alanına giden takımı burada az sayıda taraftar karşıladı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların tek tek sahneye davet edilmesinin ardından coşku daha da arttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez sahneye çıkarak coşkulu kalabalığa karşı konuşma yaptı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in mesajı okunurken taraftarlar federasyonu protesto etti. Yağmurdan dolayı tören kısa tutulurken son bölümde Yeni Malatyaspor'a kupası takdim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 2. sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buzlu yeni sezonda da yola devam edileceği belirtiliyor. Sarı siyahlı kulüpte 2. sezonunu geride bırakan başarılı teknik adamla yola devam etmeyi planlayan yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşmeyle anlaşma masasına oturmayı düşündüğü ifade ediliyor. Kariyerinde Süper Lig deneyimi bulunan İrfan Buz'un da yakın çevresine Yeni Malatyaspor'la devam edeceğini söylediği belirtiliyor. Görev yaptığı iki sezonda başarılı bir grafik ortaya koyan Boşnak asıllı teknik adamın önümüzdeki günlerde yönetimle görüştükten sonra transfer için çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Yeni Malatyaspor'un kullandığı Nurettin Soykan tesislerinin yıkılıp yeniden yapılması için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuyla ilgili görüştüğü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yeni tesis için gerekeni yapacaklarının sözünü verdiği belirtildi.